Bugün hala halkımız, buna İslamcı halkımızın bir kısmı, muhafazakar halkımızın bir kısmı, AK Parti'nin kimi vekillerinin de diyelim bir kısmı. Çünkü siyasetçi olmak demek siyasetten anlamak anlamına gelmiyor. Tabii ki. Yani milletvekilleri bugün... Nice siyaset yapmayan, daha doğrusu politika sıcak siyasette olmayan ama... Bir de sistem de hiç anlaşılamıyor. Şimdi mesela milletvekili. Mesela futbol dünyasında çok şikayet ediliyor. Milletvekilleri çok karışıyorlar takımlara. Eskiden olduğunun 10 katı. E neden? Çok yanlış. Peki neden? Ben sana sorayım. Çünkü... Ya taraftar baskısı. Hayır. Fazla işleri kalmadı. Şimdi gerçeği... Bu ciddi fazla bir işleri daha kalmadı. E yani... O zaman diyeceğim, kanun çıkartıyorlar ya. Yani nihayetinde. O zaman sen burada kaç defa söyledin? Bugün bir milletvekili Hakan Fidan'a ulaşabilir. Ulaşamaz tabii. Yani şu manada hani bu Hakan Bey'in milletvekillerinin haşa hakir gördüğü manasından değil. Hani konun nedir? Özel bir konu olur da. Yani bu başkanlık sisteminin özelliğidir zaten. Şu da olamaz. Güçlü bakanlar. Efendim şu iyi bir arkadaştır, şunu konsolos yapalım. Olamaz. Evet. Efendim şu arkadaşı kaymakam yapalım. Çünkü milletvekilleri bakanı seçmiyor tabii artık. İki çıkmıyor da. Biraz Tayyip Bey de o konuda biraz yol vermiş durumda. Yani siz hani yani çıkmak zorunda değilsiniz. Sizin öyle mecburiyetiniz yok. Ulaşacaklarsa bana ulaşsınlar. Sayın Mehmet Ersoy, bakanımız. Turizm bakanı. Türkiye'nin en tepki çeken, özellikle muhafazakar ve dindar çevrenin en çok tepkisini çeken ve adeta necaset gibi gördüğü bir ana akımdan dışlanmış bir YouTuber'a sofrasını alıp oturduğu zaman, yemek yediği zaman hiçbir şey de olmadı. Olmuyor. Çünkü o diyor ki sen işini gör. Tayyip Erdoğan işi delege etmiş. Doğru. Bu senin işin kardeşim. Tamam. Ne yaparsan yap diyor. Ha hala arada şu oluyor. Bu hata oluyor. Bazı arkadaşlar yazıyor. Efendim yolda bulduklarınızı yolda bilmem ne neydi tavsiye değiştirmeyin. Onunla ilgili bir örnek verdim şimdi İslam tarihinden. İşte tabii evet. Bu bak bunu ben de derim. Değil mi? Ben de çünkü 2008'den beri asker vesaire. Ama bu biraz loser muhabbeti. Bak doğru bir şey değil. Değil tabii. Bunu doğru bir şey değil bu. Yani bu bilakis bu partide şey, Mehmet Ali Çelebi'dir, Hulki Cevizoğlu'dur. Bunlar benim senelerce zihniyetiyle savaştığım adamlar. Şimdi ben bunların savun değil ama kardeşim koalisyon bu. Evet. Koalisyon bu. Efendim istemiyoruz. Ya kendi aranda konuşursun. Ama koalisyon tabii İslamcı Atatürkçü koalisyonudur. Doğru. Niye özel geliyoruz? Milliyetçi muhafazakarlık yumuşamış versiyon. Milliyetçilik muhafazakarlık. Sadece esas güçlü o. MHP'nin %8-9 oyuna rağmen, 10-11 oyuna rağmen sistemde o kadar güçlü olmasının İslamcı temelinde... Milli görüş Atatürkçü koalisyonu. Ya şöyle şimdi. Aslında üçlü koalisyon diyebilirsin. Milliyetçi muhafazakar Atatürkçü. Ama... İslamcılık da var. İslamcılık da tek muhafazakarlık demek değil. Değil mesela Furkan Bölükbaşı diyelim. Furkan muhafazakar değil yani. O başka bir şey artık o. Çünkü ekonomik olarak liberalizmi sanıyor kardeşimiz. Değil. Hayır, Atatürk konusunda da genelde muhafazakar halk topa girmez. İslamcılar daha serttir o konuda. Evet doğru. Mesela milliyetçi muhafazakarlar. Liberaller de. Ya hayır ama onlar tarihten silindi. Onlar tarihten silindi için. Ey Ahmet evet. Altan geldiysen 3 defa masaya. O başka şey. O şey nedir? Neydi Türkiye? Objektif analiz dedim oradan teğmenlere gelelim. Türkiye 2013'e kadar yine bir dörtlü koalisyonla geldi. Neyle geldi? Ya da üçlü. Dindarlar, Kürtler, liberaller. Evet. Ya da diyelim işte dindarlar, Kürtler dindarlarda iki ana grup. AK Parti, Gülen Hareketi, Kürtler, liberaller. Doğru. İdi. Gayet de başarılı gelmişler. Bu koalisyon. Şimdi bu koalisyon 2013'lere kadar iyi kötü geldi. Bu koalisyona Fethullah Gülen ihanet etti. Evet. PKK'da. Fethullah Gülen önce 2013'te Fethullah Gülen. Önce FETÖ sonra PKK. Önce Fethullahçılar ağır ihanet ettiler. Aslında Fethullahçılar o zaman ilk kez tırnak içinde Kemalistlerle işbirliği yapmak istediler. Ve oldular da yani bir 2013-16 dönemi karışık yok bir dönemdir. 2014 seçimlerinde akşam, resmi tabii beyanları da Ekber Edirisar onu destekledi. Yok şey Birgül Ayman Güler'in genel grup evet, başkanı cemaatle olarak birlikte oldu. Cemaatle işbirliği yaptık dedi. İkinci olarak 2015'e kadar bu Kürtler cephesinde iyi gitti. Hatta ben söyleyince senin çok etkilendiğin örnektir. Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş 10 sene önce bugünlerde bana Muğla valisini bağlayın dedi. Muğla valisi bağlanıyor. Müthiş bir hafta. Müthiş bir siyasal gücü vardı.